Merhaba, Belha Husungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Aile. Evlilik ve kan bağıyla oluşan toplum içerisindeki en küçük birlik. Evlenip bir aile kurduğumuzda, bir evin içerisine girdiğimizde... ...o evin içerisindeki kavgalar, gürültüler, hoşnutsuzluklar, huzursuzluklar duyulmasın diye... ...kol kırılır, yen içinde kalır derler. Fakat bazen o kol öyle sesli kırılır ki... ...sesi ta uzaklardan yankılanır. Unutmayalım ki kötü bir işin en gizli ve en büyük tanığı vicdanımızdır. Gelin sizi Özge Hanım'la tanıştırayım. Ben bir anneyim ve kızımın geleceğini düşünmek zorundayım. Şu zamanda da evsiz kalmak istemiyorum. Ne olur sadece bir şans istiyorum. Ve bu zamanda kızımı umutsuz, evsiz bırakmak istemiyorum. Sadece tek dileğim bu, yoksa ben biterim. Ben evliliğimi hatalı olarak başlattım. Ama sonradan ben çok mutlu oldum, çok mutlu bir evliliğim oldu. Ama lakin şu an ablası olan Şükriye Hanım beni çok zorda koyuyor. Ve şu anki oturduğum evde benim bir yıl daha oturmam lazım. Kızım için, kızımın geleceği için. Ben programınıza bu yüzden başvurdum ve Şükriye Hanım'dan bir şans istiyorum bununla ilgili. Size ait bir emanet var. Bu Özge Hanım dalga mı geçiyor, ne yapmaya çalışıyor? Derdi nedir? Benim de derdi nedir bunun? Ben eşimin eski eşiyle aynı evde yaşadım. Evli olduğundan haberiniz mi? Evli olduğundan haberim Neva yoktu. Neva Hanım biliyor ama... Biliyor. Bunları da yapan eşimin eski eşi. Beynini yıkaya 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 kız kardeşimi bizden kopardılar. O odaya mahkum edildi kız kardeşim benim. Benim boşanmamda bana sen yardımcı olacaksın dedi Naime Hanım. Özge Hanım'la Kemal hayatını yaşıyor orada. Ben onlara 2 hafta müsaade ediyorum Ahu Hanım. O eve çok ihtiyacınız var mı şu an hemen 2 hafta sonra? Yok. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız Özge Hanım? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben size hikayeyi anlatacağım ama lütfen beni bu konuda yargılamayın, olur mu? Yok, yargılamayız. Çünkü eşimin eski eşi bitmiş bir evlilik diye düşünüyoruz ama ben eşimin eski eşiyle aynı evde yaşadım. Yıllarca aynı evde yaşadım. Ve ben bunu anlatmaya çalıştım insanlara. İnsanlar hep beni yanlış anladılar. Yargılamaya çalıştılar. İnsanlar sizi niçin yanlış anlayıp yargıladılar Özge Hanım? Eşimin eski eşiyle Naime Hanım'la kuma bildikleri için yani anlatmaya çalıştım ama aslında değiliz. Yani kuma değiliz. Ve ben bu konuda çok yargılandım. Çok yani canım acıdı, içim acıdı, eşim de aynı, Naime Hanım da ama değiliz yani, o şekilde değiliz. Kuma değil miydi? Değildik, kuma değildik. Değildik. Nasıl oldu peki? Benim eşim daha önceden evli. Naime Hanım 24-25 yaşlarındayken, eşim 28-29 yaşındayken bunlar evleniyorlar. Ve 2 yıllık mutlu bir evlilikleri devam ederken Naime Hanım... ...aşırı temiz ve titiz bir bayan olduğu için her gün temizdik, her gün temizdik. Hı. Bir gün içerisinde de böyle şeyler vardır, eskilerden bilirsiniz. Sehpalar vardır, üstünde mermerler vardır, ahşap sehpalar ve üstünde kalın mermerler vardır. Evet, evet biliyorum bizde de vardı. Bunu konsolun üzerine kaldırıp temizlik yaparken... ...konsol sallanma esnasında Naime Hanım bunun altında kalıyor. Düşüyor ve altında kalıyor. Mermer omuriliğine... zedeliyor ve eşim eve gelene kadar Naime Hanım onun altında kalıyor ve geldiğinde tabii hastaneye götürecekler, ilgilenecekler ama bu esnada Naime Hanım'ın belden aşağısının tutmadığı, yürüyemediği ortaya felç çıkıyor. Oluyor. Evet, felç oluyor. Ondan sonra da ömür boyu yani ben evliliğimden önce bir 10 yıl kadar yatağa bağımlı olarak hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Ve daha sonra
çocukları olmuyor tabii, çocukları yokken. Naime Hanım çok söylemiş eşime, yani evlen, boşanalım, evlen, çocuğun olsun diye, ama maalesef eşim kabul etmemiş hani. Çok acı bir şey değil mi sizce de Özge Hanım? Yani genç bir kadının başına bu kadar trajik bir şey geldikten sonra sevdiği adama başka birininle evlen, başka birinden çoluğun çocuğun olsun, mutlu bir evliliğin olsun teklifini yapması. Evet, çok, çok acı. Çok, gerçekten çok acı. Yani kimsenin yapamayacağını yapmış Naime Hanım aslında. Burada en iyi Naime Hanım. İyiliği hak eden bir insan. O zamanlarda benim... Ay, dayanamayacağım ya. Az durabilir miyiz? Ne olur. Durabilir miyiz aslında? Tabii, istediğiniz kadar bekleyebiliriz. İstediğiniz zaman devam edebiliriz. Özge Hanım, Naime Hanım'ın başına bu trajedi geldikten sonra Kemal Bey mi bakmış? Kim bakmış? Naime Hanım'ın kız kardeşi var, Vesile Hanım. Aha. Ve aramızda çok iyi, çok da hani kötü değil aramız onunla. Onunla ve eşim birlikte bakmışlar. Biz üç kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Sonra rahmetli Naime. Bir de hala hayatta olan Şükriye var. Naime'nin çok çileli bir hayatı oldu. Eşi onu pamuklara sardı baktı. Bir kere bile yanından ayırmadı. Daha sonra kendisine bir yaşam kurdu Kemal. Bence hak etti. Sonra siz nasıl tanışıyorsunuz Kemal Bey'le? Benim iş arkadaşım, Naime Hanım'la da arkadaş, benimle de arkadaş. Kim iş arkadaşınız? Neva. Neva Hanım. Neva, Naime Hanım'ın da arkadaşı, benim de arkadaşım. Naime Hanım'ın bu durumunu bildiği için, Naime Hanım da hep Kemal'i evlendireceğim, işte çocuğu olsun, bir yuva kursun artık kendine, hayatına böyle bir yön versin diye söylediği için, o da bana söyledi işte evlenmem gerektiğini, işte yaşın artık bayağı ilerledi, evlen diye. Ama benim biraz evliliğe sıcak bakmadığım bir hayattı. Çünkü ben erkeklere güvenim kalmamıştı bazı konulardan dolayı. Niçin? Babamdan. Babanızla kötü bir ilişkiniz mi var? Erkeklere olan güvenimi, dışarıya olan yaşantımı sıkan bir durum diyelim. Konuyu anlatmak istemiyorum Ahu Hanım. Anlıyorum. Babanızla olan, anlatmak istemediğiniz o kötü durumdan dolayı erkeklere olan güveniniz yoktu. Ben de evden hani çıkayım, gideyim, eve gelmeyeyim, babamla karşı karşıya gelmeyeyim, o azarları işitmeyeyim, hani onları yaşamayayım diye arkadaşımın teklifine önce bir sıcak bakar gibi oldum. Ve beni eşimle tanıştırdı. Kemal'le tanıştırdı beni. İlk tanışmamız öyle oldu. Peki, çok özür dilerim Özge Hanım. Tanıştırmadan önce Neva Hanım size tam olarak ne söyledi Kemal Bey'le ilgili? Çok iyi bir birisi olduğunu, merhametli birisi olduğunu, benimle iyi bir evliliğinin olabileceğini, iyi bir geleceğimin olabileceğini, bana sahip çıkabileceğini, bunları anlattı. Evli yani. Olduğunu... Yok, evli olduğunu söylemedi. Evli olduğundan haberiniz yok? Evli olduğundan haberim yok. Neva Hanım biliyor ama... Biliyor, söylemiyor. Biliyor ama bunları da yapan bir yandan eşimin eski eşi. Bunları kurgulayan, yapan, benimle tanışmasına vesile olan... Naime Hanım. Naime Hanım ama Neva da bunları... Hani böyle bir hani eşim evlensin evlensin derken benim böyle bir arkadaşım var, ben tanıştırabilirim diye aracılık yapan da Naime Hanım'la Neva. Kardeşim Naime yattığı yerden her şeyi planlardı. Arkadaşlarıyla sürekli konuşurdu, dertleşirdi. En çok sevdiği, dertleştiği arkadaşı da Neva'ydı. Kemal'i de Özge ile tanıştırmayı çok istemişti.
onların evlenmesini istiyordu. Kemal Bey'le ilk bir araya geldiniz. Evet. Beni ailesiyle tanıştıracağını söyledi. Ben mutlu oldum tabii. Kabul ettiniz. Kabul ettim. Ama gittiğimde evde yatakta olan eşiyle karşılaştım. Tanıştırayım dedi. Eşim dedi. Tabii ben o arada kaldım. Yani ne oluyor, ben nereye geldim? Hani evlenmek üzere geldiğim adamın ailesiyle tanışmak üzere girdiğiniz adamın evde, evet, beyefendi size diyor ki tanıştırayım eşim. Bir an durdum, sessiz kaldım. Sonra bağırmaya, hani dağıtmak istedim yani kendi kendimi. Sonra Naime Hanım bana biraz sakin olmam gerektiğini, ikimiz birlikte bir konuşalım sizinle diye bir teklifte bulundu. Ev iki katlıydı zaten. Eşim yukarı üst kata çıktı. Ne dedi size Naime Hanım? Başından geçen kazayı bana anlattı. Böyle böyle dedi. Ben eşimin yuva kurmasını, mutlu olmasını, çocuğunun olmasını istiyorum. Bu yüzden de böyle bir yola başvurduk dedi. Bu şekilde anlattı bana. Siz ne dediniz Özge Hanım? Gittim çıktım gittim. Görüşmedim Kemal'le de, arkadaşımla da. Belirli bir süre kendimi dışarıya attım. Yani dışarıda arkadaşlarımla görüştüm. Geç saatlerde eve geldim. Yine babamın hani azarlaması, şu bu. Hayat bu şekilde devam ederken yine günlerden bir gün Kemal'den bana bir özür çiçeği geldi. Çok güzel bir not geldi bana çiçekle birlikte Kemal'den. Ve hayatın zorluklarını, kolaylıklarını, acılarını çok güzel bir kelimede buluşturmuştu. Ve ben o zaman kendi kendime düşündüm, dedim ki hayat bazen mücadeleye göğüs germekle kaldırılabilir. Birlikte olunursa kaldırılır diye bir şans daha vermek istedim yani. Kemal'in hayatı da gözümün önünden geçti. Kemal'in eşinin bana anlattıkları, yani evdeyken anlattıklarını yaşadım. Gözümden geçirdim, canlandırdım. Kemal'in bana yazdığı notu, yani özür mesajını kafamda canlandırdım. Ve bir şans verebileceğimi, onun da mutlu olmaya hakkının olduğunu düşündüm. Çünkü ister istemez ilk buluşmalarımızda da biraz Kemal'e karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştım çünkü. Eşinin de o durumda olması beni biraz daha itti diyelim bu konuya. Naime bir gün beni çok mutlu bir şekilde aradı. Özge ile Kemal'in iki hafta sonra buluşacağını söyledi. Bir yanı üzgün, bir yanı mutlu. Benden avukat bulmamı istedi. Seni Özge ile tanıştıracağım ve beni Kemal'den boşanmamı sağlayacaksın dedi. Sonra boşanmaya karar verdiler. Hatta bana kendisi söyledi. Bizzat kendisi söyledi. Benim boşanmamda bana sen yardımcı olacaksın dedi. Naime Hanım. Boşanmalarına siz mi yardım ettiniz? Evet, ben yardım ettim. Çünkü o çok istedi. Çünkü Kemal bunu yapmayacak. Benim çünkü kalkamadığı için bana sen yardımcı ol dedi ve ben yardım ettim. Ve boşandıktan bir 6 ay süreç geçmesi lazımdı. Aradan belirli bir sürenin geçmesi gerekiyordu ve boşandıktan 6 ay sonra da biz eşimle evlendik. Peki Naime Hanım ne oldu? Naime Hanım ev iki katlıydı. Size de söylemiştim. Evet. Naime Hanım'ı üst kata yerleştirdi. Biz alt kattaydık zaten. Ev iki katlı olduğu için. O üst kattaydı, biz alt kattaydık. Başka bir yerde yaşayamaz mıydınız? Biz başka bir yerde Kemal'le yaşamayı istedik. Evet. Evlendiğimiz zaman Naime Hanım'la da konuştuk bu konuyu. Başka yerde yaşamamız gerektiğini, artık bu işin bu şekilde olmayacağını söyledik ama Naime Hanım bunu kabul etmedi. Kendisi istemedi. Beni bırakmayın dedi. Yani benim yaşam sevincim sizsiniz, umudum sizsiniz diye bırakmadı bizi. Peki Naime Hanım eski eşi mutlu olsun diye böyle bir yola girmiş dahi olsa
bir kadın olarak acı çekmedin mi sizce? Zaten Naime Hanım'ın hayatındaki tek istediği bir şey vardı. Yani ben değil. Eşinin evlenmesi ve bir çocuğunun olmasıydı. Ezel'in dünyaya gelmesiyle zaten Naime Hanım acılarını, bizi, eşimi, beni bir kenara yani unuttu bizleri tamamıyla. Kendini Ezel'e adadı zaten. Naime'nin en mutlu günü Ezel'in doğduğu gündü. Yanında bir tek ben vardım. Zaten benim size gelmemdeki konu da bu. Ava Hanım, yani asıl konunun özüne gelirsek... Ezel üniversite okuyor ve son sınıf öğrencisi. Ve benim şu an Naime Hanım'ın kız kardeşlerinden... oturduğum evden beni çıkarmamalarını, bir yıl daha bana müsaade etmelerini istiyorum. Şimdi Özge Hanım, Naime Hanım nerede şu an? Maalesef 6 ay önce kaybettik. Başınız sağ olsun. Eşiniz? Eşim 2014 yılında eşimi kaybettim. Önce eşinizi kaybettim. Önce eşimi kaybettim. 2014 yılında. Evet. Peki eşinizi kaybettikten sonra yine aynı evde miydiniz? Aynı evdeydik. Aynı evdeydik ve... Naime Hanım'a siz mi baktınız evet, eşinizi kaybettikten evet, sonra? Evet, ben baktım. Bu kadar zaman? Bu kadar zaman ben baktım. Ben Özge'nin sonuna kadar o evde oturmasını istiyorum. Çünkü ben kardeşime kardeşlik yapmadım, bakamadım. Onu Özge ve Kemal baktı. Sonuna kadar o evde oturmak Özge'nin hakkıdır. Ev Naime Hanım'ın... Ev Naime Hanım'ın üzerine. Şimdi kız kardeşi... Naime Hanım şu an vefat ettiği için... kız kardeşleri var. İki kız kardeşinin bir tanesiyle zaten bir sıkıntım yok. Bana herhangi bir şey de söylemiyor. Allah ondan razı olsun. Bize kol kanat da geriyor. Yardımcı da oluyor. Çünkü Ezel'i de çok seviyorlar. Ama diğer Şükriye Hanım olan kız kardeşi benim bu evde oturmamı kesinlikle istemiyor. Ve hatta şu an hemen çıkmamı istiyor. Ve Ezel'in de bu sene son senesi. Ben bir yıl daha bu evde oturayım. Ezel okulunu bitirsin. Çünkü şu an İstanbul'daki kiralar malum. Maddi durumumuz şu an ona el vermiyor. Hani bir ev bulup İstanbul'da bir yıl daha kalmaya ama... bir yıl daha bana burada oturmama müsaade ederse... sonra ben zaten kendim çıkıp gideceğim. Peki Şükriye Hanım'a siz ulaşamadınız mı? Çok ulaşmak istedim. Çok ulaşmak istedim ama benimle görüşmek istemiyor. Peki Özge Hanım, öyleyse ben şimdi müsaadenizle gidip Şükriye Hanım'ı arayacağım. İnşallah en azından bir yıl kalmama müsaade eder. Bu konuda da bana yardımcı olursunuz. Özge Hanım, çok enteresan bir hayat. Daha bu sohbete devam etmek istiyorum sizinle. Daha soracağım çok şey var size. Peki, peki. Teşekkür Bekleyin ederim. Bekleyin beni lütfen. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne hayatlar, ne hayatlar. Herkesin hayatı kendine tabii. Duyduklarım beni bir kadın olarak çok şaşırttı. İrkildim, üzüldüm. Endişe ettim, kaygı duydum, kızdım. Şefkat duydum. Karışık duygular içerisindeyim. Şimdi Şükriye Hanım'ı arayacağım. Bakalım ne tepki verecek. Alo. Şükriye Hanım. Buyurun benim. Şükriye Hanım merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Ahu Hanım. Merhaba Şükriye Hanım. Merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İzliyorsunuz galiba programınızı. Tabii ki, tabii ki. İzlemez olur muyum programınızı? Severek izliyorum. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Evet. Eğer programımızı izliyorsanız
aranma sebebinizi de az çok anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Yani bilmiyorum ama sanki böyle tahmin ediyormuşum gibi. Şükriye Hanım. Evet. Bizde size ait bir emanet var. Ne emaneti olabilir bu? Onu ancak aracımıza inince öğrenebilirsiniz. Tabii ki inerim. Benim dostum çok zaten. İniyorum. Hemen iniyorum. Hiç merak etmeyin. Peki. Ekip arkadaşlarım bana haber verdikten sonra ben sizi tekrar arayacağım ve şifreyi göndereceğim size. Tamam Alva Hanım. Bekliyorum. Bekliyorum Alva Hanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Şükriye Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hiç zorlanmadım. Bizi izliyor, takip ediyor ve seviyor olması da bana mutluluk verdi. Hakikaten beni hiç zorlamadı. Şimdi kasayı açtıktan sonra neyle karşılaşacağı tabii bizim için de muamma. Onu da çok merak ediyorum. Bakalım Şükriye Hanım'ın iletişim dili nasıl olacak? Bu duruma karşı duygusu, duygu durumu nasıl olacak? İnmiş. Alo. Şükriye Hanım, inmişsiniz aracımıza. Evet, evet Avu Hanım. Şu an araçtayım. Teşekkür ediyorum. Şimdi size ben bir şifre gönderiyorum. Evet. Bu şifre sadece size ait. Gönderdim. O şifreyi kasaya girdiğinizde kasa açılacak. Evet Avu Hanım. Gönderdim, bakabilirsiniz. Bir saniye Avu Hanım. Bu Özge Hanım dalga mı geçiyor? Ne yapmaya çalışıyor? Yok. Derdi nedir? Benim de derdi nedir bunun? Şükriye Hanım, şunu söyleyebilirim. Özge Hanım'ın hiç de dalga geçer gibi bir hali yok. Kendisiyle konuştuk. Aha Hanım, siz bilmiyorsunuz. Sizi gerçekleri anlatmamıştır o. Siz, ben size anlatayım, siz beni de dinleyin. Sizi o çok güzel böyle şeye getirmiş, inandırmış, kendini de çok güzel haklamıştır bu. Yani onu tanımıyorsunuz. Siz Özge'yi tanımıyorsunuz Alva Hanım. Kolay kolay beni kimse bir şeylere inandıramaz. Ondan emin olabilirsiniz Şükriye Hanım. Ama sizinle konuşmayı, hikayenin sizin tarafınızdan olan kısmını dinlemeyi gerçekten çok arzu ediyorum. Evet, Alva Hanım. Buraya gelirseniz çok mutlu edersiniz tabii beni. Tabii ki geleceğim. Tabii ki ben bunları anlatacağım. Size de anlatacağım Alva Hanım. Tamam. Peki Alva Hanım. Bekliyorum. Tamam Alva Hanım, görüşmek üzere. Görüşmek üzere Şükriye Hanım, teşekkür ederim. Şükriye her şeyi kendine göre planlar. Onun için haklı olan kişi, parası olan kişidir. Naime'nin evi için mahkemeyi bile vermeyi düşündü de ben engel oldum. Tekrar merhaba. Merhaba. İnşallah güzel bir haberdir. Şükriye Hanım'la konuştum. Evet. Buraya geliyor yolda. Sadece benim ondan tek istediğim ezel okulunu bitirene kadar bizim bu evde oturmamız Avu Hanım. Şükriye Kemal ile Naime boşandıktan sonra çok ağır sözler sarf etti. Kemal'e sen ırz düşmanısın diye hakaretler etti. Peki Kemal Bey'in parayla ilişkisi nasıl? Naime evi verdi ama evin geçimini Kemal ve Özge karşılıyordu. Bir sene daha çocuğunuz bir için sene daha Ezel'in, o evde yaşamak. Evet, Ezel'in okulu bitirmesi. Ne okuyor? Kızım? Ezel üniversite okuyor. Hı. Ve Ezel'in geleceği için çok önemli bu son senesi. Eğer Ezel bu okulu bitiremezse belki de Ezel'in hayatı benden daha kötü olacak. Naime anne olmasaydı ben asla okuyamazdım. Beni bugünlere o getirdi. Ben onu tanıdığımda yataktaydı. Ama yatakta olmasına rağmen arayanın sorunu bir sürü vardı. Ben şu an onun sayesinde okuyorum. Hakkını asla ödeyemem. Ezel ikimiz yani hem Naime Hanım'la hem benimle birlikte büyüdüğü için Ezel ona da annediyordu, bana da annediyordu. Çok seviyorlardı birbirlerini. Hatta Naime Hanım yıllar önce bir ufak bir kalp krizi geçirdi. Ve o zaman Naime Hanım'a pil takılmıştı kalbine. Ezel ona pilli anne diye
seslenirdi. Pilli anne diye söylerdi. Ama o hiç kırılmazdı. Çok severlerdi çünkü birbirlerini. Dediğim gibi şu an tek dileğim, konunun tamamen özü Şükriye Hanım'ın bize bu bir yıllık şansı vermesi. Vesile teyze beni sürekli gezmeye götürürdü. Gezerdik, tozardık, yemekler yerdik, sohbet ederdik. Ama Şükriye teyze asla öyle değildi, konuşmazdı. Hep bir soğukluğu vardı. Bana hediyeler almazdı. Annem bayramlarda herkese aramamı söylerdi. Ben de arardım. Ama aradığım zaman hı hı der, çat yüzüme telefonu kapatırdı. Özge Hanım, peki diyelim ki bir yıl daha bu evde kaldınız. Evet. Sonra ne olacak? Şu an İstanbul'da, yani şu anda da bir yıl sonra da İstanbul'da kalma şansımız yok zaten. Ezel üniversiteden mezun olduktan sonra yıllardır gitmediğim annemin memleketine, Isparta'ya, orada yıkık dökük bir harabe yerimiz var. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Orada yaşamayı düşünüyorum. Ama işte, aileniz hayatta mı? Babam vefat etti. Babam rahmetli oldu. Annem de Alzheimer hastası. Benimle kalıyor. Aa, geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi ona bakıyorsun. Şimdi ona bakıyorum, evet. Naime anne bir gün beni yanına çağırdı. Bu evi sana bırakmak istiyorum diye. Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Ama asla böyle bir şey kabul edemezdim. Zaten ben bile şu an anneme söylüyorum. Gel yeni bir hayat kuralım, yeni bir sayfa açalım. Ben de çalışırım, sen de çalışırsın. İkimiz yeni bir eve taşınırız. Çok mutlu oluruz diyorum ama annem kabul etmiyor. Yani şu anda çıkarsak hem Ezel'in üniversite hayatı hem gelecek hayatı mahvolacak. Hem de benim yıllardaki verdiğim çabam boşa olmuş olacak. Size bir kadın olarak bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki de. Çok merak ettim ben bunu. Babanızla olan o ilişkinizi anlatmak istemediğiniz ama anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla gözünüzdeki yaştan ve bu halinizden o da acı dolu bir muamma var. Evet, orada. Evet. Babanızla o bilmediğim acıları yaşamamış olsaydınız, iyi bir baba kız ilişkisi içerisinde olsaydınız, ona güven duyuyor olsaydınız, güven duyduğunuz bir ortamınız ve aileniz olmuş olsaydı, yine Kemal Bey'le evlenir miydiniz? Evlenmezdim. Çünkü çok zor bir yol seçmişsiniz. Evlenmezdim. Her anlamda. Evet, evlenmezdim. Şükriye Hanım gelmiş. Gelmiş mi? Şimdi ben gidip kendisiyle görüşeceğim. Evet. Sizi de bir şansım olsa masasına yolculamak istiyorum. Eğer beni orada beklerseniz tamam. Çok mutlu olacağım. Tamam, olur, olur. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi Şükriye Hanım'ın yanına gideceğim. Hikayeyi bir de onun tarafından dinlemek ve anlamak istiyorum. Alma Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz tekrar Şükriye Hanım. Hoş bulduk Alma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Ben anlamıyorum yani neler oluyor. Ben size sorayım aslında Şükriye Hanım. Sizce neler oluyor? Yani neler oluyor bilmiyorum ama niçin başvurduğunu da bilmiyorum. Gerçekten de çok gerginim. Neler oluyor? Ben sizden de önce hani size neler anlattı? Size kendini nasıl hakladı? Ben onları sizden duymak istiyorum önce. Aslında hikaye gerçekten çok enteresan. Ben de çok şaşırdım ilk duyduğumda. Fakat sohbetimiz geliştikçe anlamaya çalıştım. Evet. Kendisini. Çünkü kolay bir hayatı olmamış. Ben önce size şunu soracağım. Kız kardeşinizle aranız nasıldı? Kız kardeşimizle aramız çok iyiydi. Hmm. Ama o geldikten sonra
kız kardeşimle aramdaki o şeyi bağ koptu. Kız kardeşimle çok fazla görüşemiyordum. Niçin? Kız kardeşim bir kaza geçirdi evet, beni. Kazadan sonra kız kardeşimi beynini yıkaya 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 kız kardeşimi bizden kopardılar. Ve kız kardeşimi bir odaya kapattılar. Kız kardeşim ölümünü orada beklemek zorunda kaldı. O odaya mahkum edildi kız kardeşim benim. Şimdi benim kız kardeşim bir odaya kapasalar ve orada ölüme mahkum etseler ben dünyaya ayağa kaldırırım. Yani şikayet etseydiniz? Şikayet edemedim. Ablam hep engel oldu bize. Sen karışma, sen bırak, sen ilgilenme. Hep bize ablam engel oldu. Ama Şükriye Hanım, neden engel olsun? Yani anlattığınız gibi bir odaya mahkum edildiyse, oraya tıkıldıysa ve orada ölüme terk edildiyse... Tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz. Allah Hanım, biz bunları sonradan öğreniyoruz. Yani bir tehdit altında mıydı ki kız kardeşi? Baskı altındaydı. Baskı altındaydı. Kimin baskısı? Kemal'in, Özge'nin ikisinin baskı altındaydı. Özge Hanım Kemal'le tanıştıktan sonra o eve geliyor. Ondan sonra benim kız kardeşimi de beynini yıkıyorlar. Özge Hanım'la Kemal hayatını yaşıyor orada. Bütün benim kardeşimin malına, mülküne, iliğine kadar kardeşimi sömürüyorlar ve kardeşimi alıyorlar, tutuyorlar. Kardeşim benim yatalak biliyorsunuz evet, değil mi? Evet. Yatalak. Yatalak olduğu için onu ayrı bir odaya. Tabii dışarıda kimse görmüyor bunu. Kimse görmüyor. Ve kardeşim de kimseye de bir şey söyleyemiyor, paylaşamıyor, konuşamıyor. Kız kardeşim o odada mahkum. Yatmaya mahkum çünkü ihtiyacı var. Yatalak, bakıma muhtaç. Siz baksaydınız. Ya ben düşündüm. Aha Hanım düşünmedim değil. Biz de düşündük ama benim evim çok kalabalık. Kalabalık olduğu için ona ayrı bir oda yapmam lazım. O oda içinde onun yatağı var, özel yatak, makineleri var, koyacak yerim yok. Ama yani Şükriye Hanım şimdi kusura bakmayın ama anlattıklarınız biraz kendi içinde çelişiyor. Kardeşiniz o korkunç kazadan sonra evet, evet felç olmuş maalesef. Fakat aklı gayet yerinde bir hanımefendi. Aslında Ahu Hanım size bir şey söyleyeyim mi? O kaza bir oyun. Yani benim fikrim bir oyun. Tabii o dört duvarın içinde neler olup bittiğini biz bilmediğimiz için... ...kardeşimle de konuşamadığımız için... ...çünkü kardeşim de anlatmıyordu bize bir şey. O bir oyun. Yani orada bir oyun oynandığını düşünüyorum ben. O mermer nasıl benim kardeşimin üstüne düşüyor da benim kardeşim felç kalıyor? Ben bundan endişe ediyorum. Peki, ben bundan şüpheleniyorum. Bir ispatınız var mı bununla ya, ilgili? İspatım yok tabii ki. Yok. Ama her şey ya sonradan böyle bizim kafamızda gelişmeye başladı. Ben size şunu sormak istiyorum. Tüm bu olup bitenden önce... Kız kardeşiniz eşiyle mutlu muydu yani bu kazadan önce? Evet, kardeşim mutluydu ama Kemal Bey'in gözü hep dışarılardaydı. Devamlı böyle bir arayış içindeydi. Yani kız kardeşim aslında onu seviyordu ama Kemal Bey de hep böyle bir arayış içindeydi. Dışarılardaydı gözü. Kemal'in gözü bir an bile dışarıda olmadı. Evine bağlı bir adamdı. Kardeşim yatalaktı. İşini bırakmayı bile düşündü. Ama kardeşimin masrafları çok ağırdı. Çalışmak zorundaydı. Bir kız kardeşinizle konuştunuz mu bununla ilgili? Ya, size hiç dert yandı mı mesela? Hiç yanmıyordu. Kız kardeşim bize hiç anlatmazdı bir şey. O zaman Şükriye Hanım... İçine kapanık biriydi. Bu biraz niyet okuma gibi olmuyor mu ama? Niyet okuma gibi aklı de... Aklı başında sağlıklı bir kadın. Bakın kazadan öncesi. Severek evlenmiş. Evet. Gözü bu kadar her an dışarıda olan bir adamla... ...niçin olsun kız kardeşiniz? Vallahi Ahu Hanım... ...yani bilemiyorum ama... ...yani Kemal Bey gerçekten gözü çok dışarılardaydı. Siz Kemal Bey'i ilk günden beri pek sevmemişsiniz. Evet, sevmedik. Hiç sevmedik. Bir kız kardeşiniz daha var. O evet, da mı sevmiyordu Kemal Bey'i?
O da sevmiyordu. Siz ikiniz anlaşır mısınız kız kardeşinizle? Yani orta halli diyebilirim, orta halli. Gözde hep dışarıdaydı. Evet. Sonra bu trajedi başına geldi. Ondan sonra felç kaldı. Kız kardeşim aslında benim kız kardeşimin evine devamlı hizmetçi gelirdi. Benim kız kardeşim neden o evde temizlik yapmak zorunda kaldı? Kemal ne yaptı acaba o evde? Naime kazanın olduğu sabah beni aradı. Yerlere bir şeyler dökülmüş. Onları temizlemeye çalışıyor. Naime de temizlikten hiçbir şey anlamaz. O gün temizlikçinin de izin günüymüş. Yani o evde bir şey yapıldı. Ne yapmış olabilir? Bilmiyorum. İşte yani aslında benim kız kardeşim evde çok fazla temizlik yapmıyordu ki. O büyük işler zaten yapılıyor. Niye benim kız kardeşim büyük iş yapmaya kalksın? Yani orada Kemal... Şükriye Hanım bunu sorsaydınız kardeşinize. Ya soruyorum. Anlıyorum nereye getirmeye çalıştığınızı. Eşinden kaynaklı böyle bir şey olduysa artık bu kadının da diması kapanmamıştır ki yani. Bir insan kendini bu hale getiren bir insanı ifşa eder. Der ki yani benim eşim sebebiyet verdi. Kasıtlı bir şey var bunda, beni kurtarın. Şükriye devamlı olarak Kemal'i suçlu göstermeye çalışıyor. Ama alakası yok. Ben olaya şahidim. Sizin kardeşiniz eşinden boşanmak istiyor. Aslında benim kardeşim boşanmak istemiyor. Boşanmak isteyen insan aynı evde niye yaşasın? Özge Hanım, Kemal Bey'in hayatına girmiyor Şükriye Hanım. Sizin kardeşiniz ve kardeşinizin arkadaşı Özge Hanım'ı Kemal Bey'in hayatına sokuyor. Benim dinlediğim hikaye bu. Sizin kardeşiniz eşine diyor ki hayatını yaşa. Hayatını yaşa. Mutlu olmanı istiyorum. Çocuk sahibi olmanı istiyorum. Biliyorum çok zor anlaşılır bir şey. Ben anlamakta çok güçlük çektim. Hala da anlamakta güçlük benim çektim. Kardeşim mi bunları söylüyor? Evet. Bunları isteyen benim kız kardeşim mi? Evet. Öyle. Siz bunları sordunuz mu kız kardeşim? Sormadım. Ama öyle bir şey, yani öyle bir şey mümkün olacağını hiç düşünemiyorum. Ben öyle de bir şey düşünemiyorum. Yok. Peki niçin sormadınız Şükriye Hanım kız kardeşim? Ya sormadım ama benim kız kardeşim boşanmak isteyip de ama aynı evde oturacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şey, bu bir plan, bu bir oyundur. Hatta ayrı eve çıkacaklarmış. Fakat kız kardeşiniz iki katlı olduğu için o ev. Birlikte yaşamayı istemiş. İşte benim kız kardeşimin işi diyorum ya Ahu Hanım, size anlatmaya çalıştığım o zaten. Benim kız kardeşimin beynini öyle bir yıkadılar ki kız kardeşim içine döndü, içine kapandı. Yani kimseye bir şey anlatamıyor. Ağzı dili bağlanmış gibi, ya benim kız kardeşim gerçekten ağzı dili bağlanmış gibi. Herhalde çok sevdiğini düşünüyorum. Kemal'den kopmak istemiyordu. Bütün bunları o sebepten dolayı herhalde... Bunu derseniz anlayabilirim. Bak içine atmıştır. Demek ki o sebepten dolayı içine atıyor. Kazadan sonra da herhalde sanıyorum... Bak sen artık bir yatalaksın. Sana ablaların da bakmaz. Sana kimse sahip çıkmaz. Gel biz bu evde oturalım. Mutlu mutlu geçinelim. Dedi diyor. Demişlerdir diye düşünüyorum. Şükriye Hanım orada küçük bir ayrıntı var ama önemli bir ayrıntı. Bunları sıralarken... Ablaların da sana bakmaz demiştir dediniz. Düşüncesiyle işte yani o Özge ile Kemal benim işte kardeşimin beynini öyle yıkamışlardır. Baktınız mı pek kardeşinize? Tabii ki gidiyordum ama bana göstermiyorlardı ki. Yani ben Özge eve geldikten sonra zaten biz o eve giremiyorduk zaten. Biz, nasıl yani? Tabii ki. Bize kapılar kapandı. Kapılar kapandı bize. Benim kız kardeşimin de beynini yıkaya yıkaya... işte biz burada yaşayalım, mutlu mutlu beraber yaşayalım... diye diye bu olayı buralara kadar getirdiler. Peki gidiyorsunuz, kapı kapansa da... Şükriye Hanım, kırar insan o kapıyı ya. Nasıl kıracak? Kardeşinize ya? Ulaşamıyorsanız... Kardeşiniz ya, felçli, kardeşimi bir çare düşünsenize gidiyorsunuz ulaşamıyorsunuz.
Kaç defa daha gidip geri dönebilirsiniz? Ya kırarım ben onu. Gidiyorsun kapı kapalı. Bir evet. Ertesi gün gidiyorsun açıyor evet. İşte gene şey yapıyor. Tabii ki tembihleniyor. O orada. Korkuyor mu diyorsun kardeşiniz? Ya bizim benim kardeşim yatalak kaldıktan sonra zaten hani sana bana bir kimse bakmaz, bana sahip çıkmazlar korkusuna demek ki onun beynini öyle yıkadılar. Onun beyni öyle yıkandı. Yalnız kalmaktan, terk edilmekten. Evet, yalnız kalmaktan, terk edilmekten. Deseydiniz yalnız değilsin, biz varız kardeşim. Kemal var çünkü yanında. Hani Kemal ile Özge, hani en azından da Kemal de değer veriyordu, seviyordu ya Kemal'i. En azından Kemal de burada. Özge'ye de göz yumdum. Nasıl olmasa yatalağım. Ben bunları böyle hani kabulleneyim şeyini. Kabullendi yani. Ahu Hanım, beyni yıkanmamış olsa, hani yıkanmamış olmasa bile niye evi ezele vermeye kalksınlar? Niye evi ezele vermeye kalkıyorlar? Bir de ev davası var. Siz ev davasını da bilmiyorsunuz. Ben ev davasını biliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Anlattım fakat size. Ben size evden bahsetmedim. Fakat siz buraya anladığım evet. Kadarıyla niçin davet edildiğinizi bilerek gelmişsiniz. Tabii ki. Şükrü teyzeyi aradım. Annemin tabii asla bundan haberi yoktu. Bir yıl daha bizi idare etmesini ve bir yıl sonra zaten kendi evimize çıkacağımı söyledim. Ama o kadar kötü bir insan ki daha benim lafım bitmeden bana hakaretler etti. Sülükler falan filan dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Ve ben bunu asla anneme söyleyemezdim. Üzülürdü. Nedir bu ev mevzusu tam olarak Şükriye Hanım? Orada çünkü benim, bana anlatılan, benim bildiğim üniversite öğrencisi bir kız çocuğu var. Adı Ezel. Evet. Özge Hanım'la evet. Sizin eski enişteniz Kemal Bey'in evlatları. Evet. Yetişkinler ne yaşarlarsa yaşasınlar, bu çocukların günahı değil. O kız çocuğu o evde doğmuş. O ailenin içine yetişmiş. O şartlarda, o koşullarda. Büyümüş. Üniversiteyi kazanmış. Ve şimdi okulunun son senesinde. Ve başka bir yere gidecek durumları yok. Vallahi Ahu Hanım beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Bakın Ahu Hanım, ev mevzusuna geldi mi konu? Bak nereden nereye geldik? Şu an ev mevzusundayız. O ev benim anamın babamdan kalan bize yadigar. Tamam mı? Benim annem babam o evde yaşlandı, öldü. O evin dört bir köşesinde benim hatıralarım var. Bizim hatıralarımız var. Ben o evi ona yedirmem. Yedirmem. Ben o evi ona yedirmem. Toplayacak pılını pırtısını kızı bahane etmeyecek. Kızı bahane edip de o evde daha bir sene daha oturamaz. Ben müsaade etmiyorum. Benim anladığım o evi tamamen zapt etmek değil onun dileği. Yani üniversitenin son senesi bitene kadar yok Ahu müsaade Hanım. Yok. Böyle bir şeye izin müsaade etmiyorum Ahu Hanım. O kadar çok oturduklarına saysın zaten. Bu saatten sonra ben artık daha iyi niyetli olamıyorum. Olmayacağım da. Annemle babam rahmetli olunca bizlere ikişer daire, birer dükkan ve bir arsa kaldı Ataşehir'de. Arsayı Şükrü'ye aldı. Naime sadece bir ev ve bir dükkan aldı. Arsanın üzerine apartman diktiler. Ve o dikilen apartmandan Şükrü'ye 5 tane daire aldı. Şimdi Şükrü'ye Hanım, sizi de anlamaya çalışıyorum. İnanın, bütün kalbimle anlamaya çalışıyorum ve empati kurmaya çalışıyorum. Şöyle bir ayrıntı var, çok önemli bir ayrıntı. Neymiş Ahu Hanım o ayrıntı? Enişteniz evet. Vefat ediyor 2014 yılında. Evet. Kız kardeşiniz hala yatağa evet. Bağlı fakat sağ. 2014 yılından 6 ay öncesine kadar Özge Hanım kız kardeşinize bakmaya devam ediyor. Niçin devam ediyor Ahu Hanım? Sizce? Niçin devam ediyor? Sizce? Oturuyor. Bedava evde oturuyor.
Bedava evde yaşıyor. Bedava evde hayatını daim ediyor. Ben Ahu Hanım, bu saatten sonra ben onun o evde devam etmesini istemiyorum. Diğer kız kardeşiniz ne düşünüyor? Vallahi Ahu Hanım, diğer kız kardeşim biraz duygusal. Çocukları olmadığı için o da onları tutuyor. Öyle tahmin ediyorum. Evin bana kalan hissesini Ezel'e devretmek istiyorum. Biraz da param var. Şükriye'nin hakkını almak istiyorum ama kim bilir benden ne kadar para isteyecek. Orada bir kız çocuğu var. Üniversite son sınıfta okuyan. Ve bir yıl daha sizin evinizde, lütfen beni dinleyin, kalmazsa hayatı alabora olacak. Okulunu bitiremeyecek bir kız hiç çocuğu var. Hiç benim umurumda değil. Hiç. Hiç Ahu Hanım. Bir yıl. Yok, yok. Böyle bir şey yok. Şükriye Hanım. Ben onlara 2 hafta müsaade ediyorum Ahu Hanım. 2 hafta içinde o evi boşaltmaları gerekiyor. Beni gerisi hiç ilgilendirmiyor. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. O eve çok ihtiyacınız var mı şu an hemen 2 hafta sonra? Yok. Babamdan bana mal kaldı, çok kaldı. Ama ben onların o evde oturmasını istemiyorum Ahu Hanım. Ben onlara 2 hafta müsaade ediyorum. 2 hafta içinde o evi boşaltmalarını istiyorum. Özge Hanım'ı bir kenara bırakın. Vefat eden rahmetli Kemal Bey'i bir kenara bırakın. Kız kardeşinizin duygusunu azıcık, onun o içinde hissettiği duygudan böyle bir parça, böyle bir koklasanız, içinize almaya çalışsanız. Asla. Sadece 1 sene bir kız çocuğu için. Yok. Yok, benim kardeşim o kadar çok iyilik yaptı ki onlara, o kadar çok yaptı ki karşılığında ne gördü, ben ne göreceğim Ahu Hanım? İyilik zorla yapılacak ben bir şey ne göreceğim mi? Karşılığında yapacağım İyilik zorla yapılacak bir şey Ben yapmıyorum Kız kardeşiniz Hanım. Eğer yaptıysa kendi gönül rızasıyla yaptı. Gönül rızasıyla yaptı ama benim kız kardeşime neler geldi? Ne gördü karşılığında ki? Ben ne göreceğim Ahu Hanım? Benim kardeşim ne gördü o kadar yaptı da... Kız kardeşiniz doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü vallahi kendi seçimini yaşadı. Vallahi Ahu Hanım, ben böyle bir şeye şans veremiyorum. Ben veremiyorum, böyle bir şans vermiyorum. Hatırım için. Neymiş hatırım? Ufak bir şey rica etsem sizden. Neymiş Ahu Hanım, buyurun. Sizin için bir video hazırladı Özge Hanım. Size Özge bir Hanım. Mesajı var. Ne mesajı varmış bana? İşte onu kendiniz bir gözünüzle görseniz, izleseniz, vallahi kendi kulağınızla duysanız. Sadece sizden bu kadarını rica ediyorum. Ahu Hanım, inanın sizin hatırınız için izlerim. Tamam, sadece bunu rica Sizin hatırınız için izlerim. Tamam. Yoksa ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Anlıyorum. Peki Şükriye Hanım, çok teşekkür ederim. Öyleyse ben şimdi sizi bir şansım olsa aracımıza almak istiyorum. Evet Ahu Hanım. Lütfen orada sizin için bırakılmış ve hazırlanmış olan videoyu izleyin. Sizin için izleyeceğim Ahu Hanım. Çok teşekkür ederim. Şükriye Hanım çok sert. Çok katı. Kocaman, kalın bir duvarı var. Ve o duvarı aşmak çok güç. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Her şeyden önce kendisine de ifade ettiğim gibi ortada üniversite çağında yolun çok başında günahsız, suçsuz, masum bir kız çocuğu var. Ezel. Bakalım Şükriye Hanım kendisi için hazırlanan videoyu izledikten sonra duygusu bir parça değişecek. Şükriye merhaba. Buraya ben bir anne olarak geldim ve sana bir anne olarak yalvarıyorum. Ricam da şudur ki ben çocuğumun okulunu bitirmesini istiyorum. Bunu Naime de çok istiyordu zaten. Biz bu evden taşınırsak eğer Ezel okulunu bitiremeyecek. Belki de üniversiteden mezun bile olamayacak. Senden tek bir ricam var. Bize 1 yıl daha müsaade et. Biz burada 1 yıl daha oturalım. Ezel mezuniyetini bitirsin.
Ondan sonra zaten biz gideceğiz. Şükrü'ye dedim ki evi kiraya verelim. Biraz maddi olarak katkıda bulunalım dedim. Ne mümkün? Şükrü'ye o evi takmış durumda. Aç gözlü aç. Hoş geldiniz Şükrü Hanım. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için Şükrü. Aha Hanım. Ben gelmeyecektim ama biliyorsunuz, niçin geldiğimi de biliyorsunuz. Özge'nin zaten ne yapmak istediği zaten belli. Ben bir de şunu anlamıyorum Avha Hanım. Yani bu kadar basit bir şey için niye size başvurdu? Niçin buralara kadar bu konuyu taşıdı? Ben size çok ulaşmak istedim. Ben size çok ulaşmak istedim. Siz benim telefonlarıma bakmadınız, size geldim, benimle bu konuyla alakalı konuşmadınız. Benim Avha Hanım'a başvurmamdaki ne de size söylediğim gibi. Sadece bana vermeyin o şansı. Benim sizden bir isteğim, bir beklentim yok ki zaten. Senin niçin geldiğin zaten belli. Senin gözün o evde, evde. Evde olsa... Senin gözün evde. Evde olsa benim eşim yaşarken veya kız kardeşiniz yaşarken... eşimin ölümüyle kız kardeşinizin ölümünün arasında ne kadar zaman var? Siz biliyorsunuz bunu. Evet. Bildiğiniz halde ben o zaman yapardım. O zaman niçin gelmediniz? Kardeşimin ne zaman öleceğini zaten bilmiyordun ki. Bilseydin zaten baştan zaten yapardın. Ablacığım bak ben sadece bu programa gelmemdeki amaç sadece kızım için bir yıl. Kızın için. Kızım için bir yıl istiyorum sizden. Ben öyle bir şans vermiyorum. Sana kızın için de vermiyorum. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir yıl daha oturmak mı istiyorsun? Evet, bir yıl daha oturmak istiyorum. Ezeli okulunu bitirene kadar bir yıl daha oturursun. Bir yıl daha oturursun ama bir şartla oturursun. Buyur, şartın? Kira ödeyeceksin. Tamam, ödeyeyim kira. Şimdiye kadar ödemediklerine say. Yıllardır oturdun, ödemedin. Bedavaya oturduklarına say. Ama bu bir yıl içinde ben kira bedeli belirledim. Kira istiyorum. Belli bir... Sizin evinizi sizden istemiyor. Ben diyor istemiyorum. Ki, çocuğum yani için hiç... bir sene. Siz de diyorsunuz ki bir yere varabiliriz. Pekala oturabilirsin ama kira ver. Ben oturduğu bir yıl mı istiyor benden Avha Hanım? Bir yıl. Bir yıl için ben müsaade ediyorum ama şartlarım var. Şartlarımı. Peki, şimdiye kadar Kemal'le o evde, benim kız kardeşim o odada tek başına yaşarken... bunlar keyiflerini, mutluluklarını daim ederken orada... Bu saatten sonra da ben artık iyilik yapmıyorum. Geçmişteki oturduklarına saysın. Ben kira bedeli belirledim. Peki. Kabul ediyorsa oturur bir yıl daha. Oturmuyorsa iki hafta içinde evimi boşaltır. Nedir o kadar belirlediğiniz? 15 bin lira kira istiyorum. 15 bin kira istiyorum abi. Aylık. Artı iki de depozit istiyorum. Kabul eder oturur, kabul etmezse... Bunu benim... Yani asgari şu an şoktayım. Beni ilgilendirmiyor Avha Hanım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Verme gücüm de beni yok, hiç ilgilendirmiyor. Şimdiye kadar bedava oturduklarına say onların da. Peki yani bir yıl olmasa. Onu öyle düşünmeyeceksiniz. Benim durumum iyi dediniz bana. Evet benim durumum iyi. O eve ihtiyacım yok. En önemli şey dediniz, anne baba yadigarı o ev. Evet. Hatıralarım, anılarım var. Çıkmalarını istiyorum. Daha fazla tahammül edemiyorum onların orada oturmasına. Ben Özge'yi o evde görmek istemiyorum zaten. Peki o zaman niçin bir fiyat belirlediniz? Ben onu orada veremeyeceğini düşünüp üzülmesi için mi? Yani çıksın. Ödeyemeyecekse çıkar. Ben Özge'yi o evde görmek istemiyorum Avhan. Ben istemiyorum. Eşimle kız kardeşinin arasında 8 yıl var. 8 yıldan beri yapılmayan, bu sözler söylenilmeyen, ne telefonla, ne kapıma gelerek, ne herhangi bir kanun yoluyla söylenmeyen sözler. Neden şimdi bunu bana yapmaya çalıştı? Neden şu an baba yadigarından kalan, kız kardeşi için önemli olan bu eve 15 bin lira fiyat biçti? Senin niyetini ben anladım. Senin benim niyetim ne olabilir? Niyetin, benim şu an niyetim ne olabilir? Sahip olmak. Tapu ben, kız kardeşinizin üzerine. Zaten tamam. Senin, kız zaten kardeşin üzerine. Sen, benim çocuğumla bir bağı yok. Senin benimle çocuğuna yok. O evin üstüne benim kız kardeşimin de beynini yıkıyorsun.
Öteki kız kardeşimin de beynini yıkadın. Sen o evi kendi çocuğunun üstüne yaptırmaya kalkıyorsun. Ne, nasıl yapılacak? Böyle bir şey yok. Kız kardeşimin üstüne kapılan evi ben nasıl yapacağım? Ben son kararımı verdim. Ben ölmüş bir insanın malını nasıl alacağım? Bir yıl daha oturmak istiyor musun? Oturursan verirsin bu kadar. 15.000 parayı verirsin. 2 de depoziti verirsin. Bu kadar. Veremiyorsan da 2 hafta ben sana müddet veriyorum. Evi boşaltırsın. Allah Hanım kusura bakmayın, artık ben kalkıyorum. Dayanamayacağım. Yoksa çok kötü şeyler olur. Belki üniversiteyi bitiremeyeceğim ama hayat okulundan öyle bir ders aldım ki orayı bitirdim diyebilirim. Evet. Özge Hanım. Kimseyi yargılamak haddim değil. Haddimiz değil. Tekrar etmek istiyorum. Yapmış olduğunuz seçim kendi adıma benim asla yapmayacak olduğum bir seçim. Birçok insan da böyle düşünüyordur. Hangi acılar neticesinde bu seçimi yaptınız bilemiyorum. Çok zor bir seçim yapmışsınız. Hani programın başında bana ilk durumunuzu anlatırken herkes bana kuma dedi, dediniz. Evet. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kelimeyi konuşmak bile aslında benim içimi acıtıyor. Herkesin inançlarına sonuna kadar saygı duyuyorum, saygı duyuyoruz. Nasıl isterse herkes o şekilde yaşar. Daha sonra hikayenizin devamını anlattığınızda biraz olayın evet şekli değişmiş, başka türlü bir şeye evrilmiş. İnanın size kocaman bir geçmiş olsun demekten başka elimden şu an bir şey gelmiyor. Çünkü hepimiz kendi seçimlerimizin bedellerini ödüyoruz. Şimdi sizin adınıza da çok üzgünüm. Orası bir kadın olarak öyle Ava Hanım, ama işte insan bazen yaşadığı şartları, evet, aile içerisindeki şartları, evet, dışarıda farklı arıyor ama kim ister ki bu şekilde? Ama işte dediğim gibi, ama bunu lütfen siz, özellikle Ava Hanım, siz ve bizi şu an izleyenler mümkün değil yani beni kuma olarak görmesinler. Ben size detaylı bir şekilde hiçbir yalan olmadan konunun başından sonuna kadar anlattım. Hı. Şu an kendisine de söylüyorum ama hiç kimse baba yadigarı bu ev, bir eve durup dururken böyle bir para istemez. Bir. İkincisi de ben eğer para göz birisi olsam, hasta bakıcılar var Ava Hanım, siz biliyorsunuz para karşılığı hastalara bakıyorlar. Ben yıllardır kız kardeşlerine baktım. Baktığımı da söylemiyorum, yanında bile söylemiyorum. Ama maalesef suçlarını bastırmak için beni böyle bir şeyle yargıladılar. Zaten diyecek bir şeyim yok. Samimiyetinize güvenmemin en önemli kısmı eşinizin felçli olan eski eşine, eşinizi kaybettikten sonra yıllarca emek verip bakmış olmanız. Dediğiniz gibi hasta bakıcılık yapıp başka birine bakıp bundan para da kazanabilirdiniz. Ama öyle bir şey yapmadım. Evet. Ve diğer önemli kısım, evet, ilişkinin başında evli olduğunu bilmiyordunuz. Karşılaştınız, hasta bir insandı. O hasta, felçli olan kadın sizden bunu istedi. Boşandılar ve resmi nikahınızı kıydınız. Evet. Hayatta size bol şans diliyorum. Acılarınızın tamir olmasını diliyorum. Kendi adımıza şunu söyleyebiliriz. Kızınız Ezel yolun başında üniversite okuyan tertemiz bir genç kız. Onun mağdur olmasını, onun daha yolun başındayken acılar içerisinde çaresizlikten kıvranmasını asla istemeyiz. Biz onun için, onun okuması için, okurken de barınabilmesi için, düzeninin bozulmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz size için. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Ağırladığınız için, yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kızım adına. Keşke başka türlü çözebilseydik. Elimizden gelen bu. Kızınıza, o yolun başındaki pırıl pırıl üniversite öğrencisi kız çocuğuna lütfen bizim çok sevgimizi ve selamımızı iletin. Çok teşekkür ediyorum. Hayat size gülsün. Bundan sonra dileyim, umarım. Ve siz de hep güzel seçimler yapın.
İnşallah. Olur mu? İnşallah. Kendinize teşekkür ederim. Bakın. Ben sağ teşekkür ederim. Dünya malına duyduğunuz sevgi Allah'la aranızda olan bir perdedir. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Unutmayın. Hep bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.